Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Sa'd suresi 41-48. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Eyyub'un kıssasından bir bölümü ve bazı peygamberlerin kıssasına çok kısa bir atfı bildiriyor. Şöyle ki, وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبُ Ey peygamber, kulumuz Eyyub'u yad et. اِذْ نَادَى رَبَّهُ O Rabbine nida etmişti. Enni messeniye şeytan, şeytan bana dokundu. Bir nusbin ve azap, bir yorgunluk meşakkatle ve bir de azapla şeytan bana dokundu demişti. Cenab-ı Hakk'ın pek çok peygamberleri dünyaya gelmiş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Eyüp. Bundan evvelinde kıssa olarak Hazreti Süleyman'ın kıssasına yer verilmişti. Hazreti Süleyman bir şükür kahramanıydı. Hazreti Eyüp ise bir takım belalarla, musibetlerle denenmiş ama bunlara sabretmiş bir sabır kahramanı. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'la alakalı ni'mel abd, o ne güzel bir kul ifadesini, taltifini kullanıyor. Aynı ifadeyi Hazreti Eyüp için de kullanıyor. Demek ki bazı insanlar şükür mesleğinde giderek ne güzel kul unvanına sahip oluyor. Bir kısım insanlar da sabır mesleğinde giderek aynı makamı elde ediyor. Zenginlik de bir imtihan, fakirlik de bir imtihan. Makam sahibi olmak da bir imtihan. Diyelim işçi memur durumunda olmak, o da yine bir imtihan. Nimetlerle denenmek bir imtihan. Bir takım musibetlerle, sıkıntılarla denenmek, o da bir başka imtihan. Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanı zor şartlarda olmuş ve anlatıldığına göre işte bedenen hasta oluyor. Daha evvelinde malı mülkü varken malı mülkü elinden gidiyor. Sağlığı bu arada elinden gidiyor. Neticede dayanamayacak bir hale geldiğinde, ibadetine zarar verecek bir duruma geldiğinde Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Onun duası birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Ve duasının belki değişik cihetleri, bir defasında böyle, bir başka sefer başka şekil dua etmiş olabilir. Birbirinden farklı ibarelerle Kur'an'da nazarımıza sunuluyor. Buradaki duası şöyle: Ya Rabbi, yorgunlukla ve azapla şeytan bana dokundu. Burada kendine isabet eden meşakkatin ve elemin şeytana nispet edilmesi, şeytan bu noktadan onu kederlendirmek istiyor. İşte Eyüp bir peygamber olsaydı bu gibi haller başına gelmezdi tarzında kavmi arasında belki dedikodular oluyor. Hazreti Eyüp de bunlardan rahatsız ve Cenab-ı Hakk'a halini arz ediyor. Ürküd bir riclik, Cenab-ı Hak da buyuruyor ki ayağınla şöyle bir depren, ayağınla yere vur. Hâzâ mutesel bârit ve şerâb. İşte soğuk ve içecek olan bir su. Demek ki Hazreti Eyyub Aleyhisselam ayağıyla yere vuruyor ve vurmuş olduğu yerden bir su çıkıyor. Ve çıkan su soğuk bir su ve aynı zamanda içilecek bir su. Allah-u Teala su ile de şifa verir. İşte günümüzde kaplıcalar bunun bir misalidir. Gerçi kaplıcalarda sıcak su tedavisi söz konusu. Burada ayette nazara verilen husus ise yerden çıkan suyun soğuk bir su olması. Günümüzde Urfa'da Hazreti Eyüp'ün makamı diye bilinen bir yer var. Orada olmuş olabilir. Urfalılar böyle kabul ederler. Ama başka yerlerde belki söz konusu edilebiliyor. Allahu alem bir sevap. Ama en azından Urfa'ya gidildiğinde Hazreti Eyyub'u da bu münasebetle hatırlamak, bu da gayet güzel bir şey. Çünkü oralarda peygamberlerin makamı da bulunmuş. Hazreti İbrahim'in de bir zaman orada bulunduğu malum ifade ediliyor. Ve Urfa'ya peygamberler şehri deniliyor. İşte ayağınla depren, soğuk ve içecek bir su. Ayet-i kerime suyun şifa içinde kullanılabileceğine
bir işarettir. Bazı insanlar gerçekten su ile şifa bulabilmektedirler. Allah-u Teala sulara bir takım özellikler de vermiş. Bakıyorsunuz bazı yerde kükürtlü bir su, bazı yerde daha başka özellikte bir su ve bir takım rahatsızlıklar bu sularla tedavi ediliyor. Ve vehebna lehu ehlehum, biz Eyyub'e ailesini bağışladık. Ve mislehum mahum, ve onların bir mislini de bağışladık, verdik. Rahmeten minna, bizden bir rahmet olarak. Ve zikra li ulil elbab, ve akıl sahiplerine bir öğüt olarak bunları ona verdik. Yani Hazreti Eyüp dillere destan oldu. Artık onun sabrı diğer insanlara bir numune-i imtisal oldu. Akıl sahibi olan insanlar onun bu kıssasından ibret alır bir duruma geldiler. Ve sabrı gerektiren durumlarda Hazreti Eyüp misal olarak verildi. Ve insanların zihninde bir ideal tip olarak, zorluklara karşı sabırda ideal bir tip olarak yer etti. Ve huz bi yedike dıfen fadr bihi ve la tahnes. Elinle bir demet al ve bununla vur ve yemininde muhalif olma, yemininin gereğini yerine getir. Bununla alakalı şöyle anlatılıyor. Hazreti Eyyub Aleyhisselam işte o sıkıntılı zamanında hanımı elinden gelen bir fedakarlıkla beyine bakmaya çalışıyor. Ama bir defasında biraz ihmali olmuş olabilir insanlık hali. Hazreti Eyyub o zaman biraz öfkelenmiş ve iyileşirsem sana 100 sopa vuracağım diye öyle bir yeminde bulunmuş. Neticede iyileşiyor. Şimdi hanımına 100 tane sopa mı vuracak? Allah-u Teala Hazreti Eyyub'e bir çıkış yolu gösteriyor. Ve 100 tane ince ince sopaları al, bununla bir defa hanımına vur ve o şekilde işte yeminini yerine getirmiş olursun. Bu bir hile-i şer'iye, yani bir çıkış yolu. Hile derken menfi anlamda bir hile değil, bir çıkış yolu anlamında Allah-u Teala Hazreti Eyyub'e böyle bir çıkış yolu gösteriyor. Ancak ayet-i kerimenin doğrudan kendi ibarelerinde bu ayrıntılar yok. Tefsiriyle beraber bakıldığı zaman bu mana anlaşılıyor. İnna vecednahu sabira, biz onu sabreden biri olarak bulduk. Ni'mel abd, o ne güzel bir kuldur. İnnehu evvab, o Allah'a yönelen, Allah'a rücu eden bir kimseydi. Burada Hazreti Eyyub bilhassa sabır cihetiyle nazara veriliyor. Biz onu sabreden biri olarak bulduk. Bu gibi musibetlerde, yani hastalık veya bir takım ailesinin, malının elinden çıkması gibi musibetlerde insanların çoğu feryadı figan edebiliyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte çocuğunu kaybetmiş olan bir kadının böyle feryadı figan ettiğini duyunca ona tesellide bulunuyor. Sabret tarzında söylüyor. Kadıncağız, benim başıma gelenler senin başına gelseydi böyle demezdin gibi bir ifade kullanıyor. Kadına diyorlar ki sen galiba tanımadın, Hazreti Peygamber'di sana böyle söyleyen. Bunun üzerine kadıncağız mahcup oluyor. Peygamberimizin yanına gelip özür diliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu münasebette şunu ifade ediyor. Asıl sabır musibet ilk geldiğinde gösterilen sabırdır. Yani zamanla insan zaten o belaya, musibete bir derece alışır. Ama musibet ilk tosladığında insanları şöyle bir sendeletiyor. Bir kısım insanları hatta yıkabiliyor. İşte bu gibi durumda sabır kuvvetine dayanmak lazım. Allah-u Teala insana bu şekilde bir sabır kuvveti de vermiş. Bu sabır kuvvetini yerli yerinde kullanan bir kimse, Hazreti Eyyub misal, bir takım musibetlere de maruz kalsa Allah'ın izniyle onları aşmasını bilir. Dünya hayatı tamamıyla süt liman bir deniz gibi değil, dalgalı bir denize benziyor. Süt liman bir denizde insan boğulmaz ve fazla bir macera olmaz. Ama dalgalı bir deniz gerçekten maceralıdır. Allah-u Teala insanların hayatında böyle monotonluğu murad etmemiş.
hareketliliği murad etmiş. Nasıl ki gece gündüz birbirini takip ediyor. Gökyüzünde bulutlar, bakıyorsunuz her taraf bulutlarla dolu, bakıyorsunuz çok seyrek, bakıyorsunuz hiçbir bulut görülmüyor. Orada da bir hareketlilik var. Gökyüzünde yıldızlar gece boyu farklı manzaralar meydana getiriyor. Alemin her tarafında hareket var ve renklilik var. Bu renklilik insan hayatı içinde söz konusu. Bir insanın hayatı daima sıhhatle, monoton bir şekilde geçmiş olsa o insan sağlığının çok da farkında olmayabilir ve kendine olan nimetleri hissetmeyebilir. Hatta deniliyor ki hissetmenin farkı, yani hissetmenin şartı farklılıktır. Bir şeyi hissetmek mi istiyoruz? Aynı ortam içinde bunu hissedemeyiz. Ama farklılık olduğunda o zaman hissederiz. İşte devamlı bal yiyen birisi her gün bal yiyorsa balın ne kadar büyük bir nimet olduğunu zamanla unutur. Ama diyelim haftada bir yiyor. O zaman özler ve gerçekten ondan lezzet alarak, zevk alarak onu yer. İşte Allah-u Teala insan hayatında da zaman zaman belalar, musibetler, hastalıklar, dünya çapında ekonomik krizler veya bir ülke çapında ekonomik krizler, bu gibi şeyler meydana getirtiyor ve bunun neticesinde insanlık aleminde dalgalanmalar, çalkantılar, savrulmalar, musibetlerin karşısında tökezleyenler, yıkılanlar veya sabredenler, bu gibi manalar kendini gösteriyor. Ve bu şekilde hayat bir kıvam kazanıyor. Bir takım musibetler insanın Allah nezdindeki itibarını, Allah nezdindeki derecesini artırmaya vesile oluyor. Ve Allah-u Teala mülkün malikidir. Malikil mülk yetasarrafu fi mülkihi keyfe yeşâ. Mülkün maliki, mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Nasıl ki bir insan, diyelim bir ustanın yanında, bir terzi ustasının yanında model olarak çalışsa, o terzi ustası onun yevmiyesini veriyor. Diyelim yevmiyesi 100 lira. Akşam olduğunda o yevmiyesini alıyor. Gün boyunca onun üzerinde bir takım modeller dener. Onu oturtur, kaldırır, yürütür. Üzerinde değişik elbiseleri dener. Uzaltır, kısaltır. Ona değişik vaziyetler verdirir. Şimdi bu kimse, diyelim elbiselerden biri kendine gayet iyi yakıştı. O yakışan elbiseyle alakalı patronuna dese ki, patron bu bende kalsın, artık başka bir şey yapmayalım, bu benim olsun deme hakkına sahip değildir. Çünkü onun vazifesi modelliktir ve o modelliğinin karşılığında ücretini almaktadır. Allah-u Teala her bir insanı bir model yapmış ve onun üzerinde değişik sanatını gösteriyor. O insanı değişik hallere müptela kılıyor. Ve böylece insan hayatı yeknesaklıktan, monotonluktan, rutinlikten kurtuluyor. Bir hareketlilik kazanıyor ve insanlar gerçekten çok değişik şeylere muhatap oluyorlar. Ve insandaki bir takım kabiliyetler de bu şekilde açığa çıkıyor. Hayat hastalıklarla, musibetlerle tasaffi ediyor ve kıymet kazanıyor. İşte bir insan diyelim ki gençlik döneminde gayet genç, dinç, diyelim saçları siyah, ya Rabbi bu bende kalsın, ben hep böyle olayım deme hakkına sahip değildir. Allah-u Teala onda beyaz saç modelini de görecektir. Ve neticede onun saçları ya tamamen veya kısmen beyazlayacaktır. Bazılarında saçlarının gitmesi tarzında bir görüntü meydana gelecektir. Ya Rabbi saçlı hal daha güzeldi deme hakkına sahip değildir. Ve bu manada sağlık elbisesi bana iyi yakıştı, hep sağlıklı kalayım. Evet, insan bunu arzu edebilir ama Allah-u Teala başka bir elbiseyi de yine denemek istiyor. Ve libâsil cû, libâsül takva, bu gibi ifadeler ayetlerde de geçer. İşte takva elbisesi, açlık elbisesi, korku elbisesi, Allah-u Teala bu gibi hallerle de insanları deniyor. Âl-i İmrân suresinde geçen bir ayette Allah-u Teala insanların çok değişik şeylerle deneneceğini de bildiriyor. Korkuyla, açlıkla, değişik bu gibi hallerle deneneceğini bildiriyor.
ve insanlar gerçekten hayat boyu denenmekteler, halden hale, tavırdan tavıra çevrilmekteler. Bize düşen görev bütün bu hallerde, bu tavırlarda bir tavrı ubudiyet kerane ortaya koyabilmek. Yani Allah'a kul olduğumuzu gösterecek şekilde bunu sabırla karşılamak, o halin gereği neyse onu yapabilmek. Bunu yaptığımızda görevimizi yapmış olacağız ve o şekilde bunun mükafatını da elde edeceğiz. وَذْكُرْ اِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِي الْاَيْدِ وَالْاَبْصَارِ Şu kullarımızı da yad et, İbrahim, İshak, Yakup. Ve bunlar ulil eyd vel ebsar, el sahibi, göz sahibi kimselerdi. Burada aslında üç nesil anlatılıyor. Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İshak, onun da oğlu, dolayısıyla Hazreti İbrahim'in torunu Hazreti Yakup. Allah-u Teala bunları el sahibi ve göz sahibi kimseler olarak nitelendiriyor. El sahibi, yani bunlar güçlü kuvvetli kullarımızdı. Bunlar gerçekten dirayet sahibi kimselerdi. Bu noktada bu üç nesli, Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve onun oğlu Hazreti Yakub'u methediyor. Öte yandan bunlar basiret sahibi kimselerdi. Gerçekleri gören kimselerdi. Ve adeta burada zıttıyla da böyle olmayanlara bir tariz var. Bir kısım insanlar var ki sanki eli yok, kötürüm. Sanki gözü yok, ama bir vaziyette. Demek ki bir insan Allah'ın kendine verdiği imkanları iyi bir şekilde kullanmalı ve ibadetini yapma noktasında dirayetli davranmalı ve acize düşmemeli. O noktada güçlü, kuvvetli olmalı. Öte yandan basar ve basiret sahibi olmalı, gözünü açmalı, tefekkürle aleme bakmalı ve basiretini kullanmak suretiyle eşyanın hakikatine ulaşmaya çalışmalı. İnna ahlasnahum bi halisatin zikret dar. Biz onları özel bir şekilde ahiret yurdu için seçtik. Burada gerek Hazreti İbrahim, gerek onun oğlu İshak, gerekse onun oğlu Hazreti Yakup, bütün bunlar malum birer peygamber. Bunların ahiret için seçildiği, bu ayet-i kerimede zikret dar, doğrudan ahiret diye ifade edilmiyor ama tefsiri bir mana olarak bu manaya delalet ettiği tefsirlerde ifade edilmiş. Yani burada dar, darı dünya, dünya içinde kullanılabilir. Ama gerçek anlamda hayat ahirette olduğundan bunlar ahiret için seçilmiş olan kimseler. Dünya ahirete bir geçiş yeri, dünya ahiretin bir tarlası ve bunlar gerçekten dünyayı iyi değerlendirmişler, vazifelerini iyi yapmışlar. Böylece seçkin birer insan olarak ahireti kazanmışlar. Ahirette en üst makamda yer alacak olan kimseler. Ve baba, oğul, torun şeklinde üç neslin beraberce zikredilmesi bizlerin birbiriyle alakasını da gösteriyor. Bir baba elbette kendi babasının da salih olmasını ister. Kendi torununun, kendi evladının da yine salih olmasını ister. Üçü de böyle salih insanlarsa ne kadar güzel bir tablo ortaya çıkmış oluyor. Ve innehum indena leminel mustafeynel ahyar. Onlar bizim nezdimizde seçilmiş olan hayırlı kimselerdi. Yani bunlar diğer insanlar içinden seçildi. Bu seçilmek, Allah-u Teala elbette kimin ne liyakatta, kabiliyette olduğunu biliyor. Ona göre seçiyor. Kim halis, kim değil elbette biliyor. Ona göre seçiyor. İmam-ı Rabbani'nin dediği gibi melikin atiyelerini matiyeleri bilir, taşır. İşte bir hükümdar kime ne görev vereceğini elbette bilir. Allah-u Teala kime ne yük yükleyeceğini, kimin risalet görevini, kimin velayet yükünü kaldırabileceğini bilir, ona göre görevlendirir. وَذْكُرْ İsmail وَالْيَسَى وَذَلْكِفْلِ Bunları da yad et. İsmail'i, El-Yesa'yı ve Zülkifl. Bunları da yad et. İsmail, Hazreti
İbrahim'in bir başka oğlu, Araplar o nesilden geliyor. Velisa Hazreti İlyas'ın yerine halife olarak bırakılmış. Daha sonra kendisine de peygamberlik görevi verilmiş. Zülkifl ise onunla alakalı pek ayrıntı Kur'an-ı Kerim'de yok. Tefsirlerde de çok net bir bilgi verilmiyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Zülkifl şeklinde bir bahis bulunmaktan. Ve küllüm minel ahyar, bunların hepsi ahyardan idi. Bunların hepsi hayırlı kimselerdi. Cenab-ı Hak bizleri de o hayırlı olanlardan, onların gittiği yoldan olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.